öyle birini konuk edeceğiz ki hem tıp hekimi, tasavvufla enerji çalışmalarında edindiklerini birleştirerek kendi sistemini oluşturmuş bir hocamızı konuk edeceğiz. Kalpte düşük frekanslar yayıldığı zaman vücutta, enerji alanında ve hücrelerimizde de bunlar kayboluyor ve organ hasarlarına kadar gidiyor. Ben korkmayacağım, ben işte cesur olacağım deseniz kaç yazar içeride bu frekans salınıyor. Önemli olan içerideki o frekansı değiştirebilmek. Bizim hepimizin yaptığı bir şey var. Annemizin, babamızın ve atalarımızın yüklerini yüklenmek gibi bir hadsizliğimiz var. Gelecek şurada, şimdi şurada, geçmiş burada. Bu ne demek? Aynı sırada gibi düşünün. Yani aslında geçmiş, gelecek, şimdi aynı anın içinde. 7 kuşak önceki dedemin frekansıyla benim frekansım aynı. Eş salınımda olduğumda ne oluyor? Sıkıntıyı 1 derecesinde yaşayacakken bu dünyada atamdan dolayı 10 şiddetinde yaşıyorum. Eğer burada birlik kapısında hasar varsa hepimize ayrı ayrı kapılar açılacaktır dediğiniz gibi. Yani yeter ki o kapıda dur ve açılacağını bil. Açılacak. Herkese açılıyor. Sana neden açılmaz? Arkadaşlar, İlk Ay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Heyecanla beklediğim, benim de sonunu sizin kadar merak ettiğim ve başından kalkamayacağınızı düşündüğüm bir videoyla, bir bölümle karşınızdayım. Neden? Çünkü hepimizin merak ettiği şeyler var kendimizle ilgili. Biz artık biliyoruz ki dünya sadece görünen dünya değil. İnsan sadece görünen insan değil. Yani sadece ilk ay, sadece bu beden değil. Bundan çok daha fazlası. Keza siz de öyle. Ben hep söylüyorum. Bu YouTube kanalı aslında benim kendime çıktığım, kendimi keşfetme yolculuğuna çıktığım, kendimi aradığım bir yolda yürürken açılmış bir kanal. Sizlerin de orada olduğunu bilmek, bana eşlik ettiğinizi bilmek. Bu arada o kadar güzel mesajlar, yorumlar yazıyorsunuz ki aynı yerlerde duygulanabilmek, aynı soruları sorabilmek. Yani Yüce Allah'a ne kadar şükretsem o kadar azdır. Beni çok çok mutlu ediyor. Bu geceki yayınsa bütün yayınlardan çok daha farklı olacak arkadaşlar. Çünkü insan biliyoruz dedik ya sadece görünen değil. Bir enerji boyutu var insanın. Enerji alanlarımız var, çakralarımız var, enerji kapılarımız var, bir auramız var. Yani görünenin ötesinde aslında o görünmeyen de neler neler var. O enerji kapılarımızda ya da çakralarımızda bir tıkanıklık, bir hasar var mı? Atalarımızdan gelen bir durum mu? Bilinçaltımızda yaşadığımız bir şey mi? Aslında bir ömür kendimizi keşfetme mücadelesiyle geçiyor ya. Aslında hepimizin içinde muhteşem bir potansiyel var ama bir şeyi kırmamız gerekiyor. Bunu biliyoruz ama ne olduğunu bir türlü bulamıyoruz ya. İşte ben onlardan biriyim, siz de onlardan biriyseniz. Bu videoda öyle birini konuk edeceğiz ki hem tıp hekimi hem 20 yıllık hekimlik macerasında kendini bulmak için yola çıkıp bütün enerji çalışmalarının eğitimini almış ve sonunda tasavvufla tıp hekimini, enerji çalışmalarında edindiklerini birleştirerek kendi sistemini oluşturmuş bir hocamızı konuk edeceğiz. Doktor Ümit Sezgi Sofuoğlu konuğumuz olacak. O diyor ki önce kalbi merkeze almamız, kalbi keşfetmemiz lazım. Diyor ki çakralarınız kalbinize secde ediyor mu? Yoksa bir kopukluk var mı? İşte bunu anlamamız lazım. Enerji kapılarımızda hasar, yaralanma, blokaj, yaradanla bağlantısızlık ya da alanda korku oluşması var mı? Yani tüm bunlar ne demek? Hepsini kendisinden öğreneceğiz ve bir söz aldım kendisinden. Videonun sonunda eğer önce yüce yaradan, sonra da buradaki enerji alanı müsaade ederse bunu yapmamıza, bolluk ve bereket kapısının, bu enerji kapısının sonuna kadar açılabilmesi için ki bu günlerde çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum buna. Bir de çalışma yapacak. Ben ortak yayına geçmeden önce şunun için niyaz ediyorum. Umarım ben ve sizler alabileceğimiz en büyük faydayı alalım. Tüm videolarımdan ama bu videodan ayrıca haydi geçelim ortak canlı yayına. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ya sizi gördüm, gerçekten daha iyi oldum. Sayfalarca ya. Sorun var, sayfalarca. Oo, ne güzel. Yani çünkü hocam ya bir ömür
işte kendimizi bulmaya çalışmakla geçiyor. Siz Evet. buna tıpı katmışsınız. Siz buna 20 yıllık hekimlik boyunca kendinizi arayışı katmışsınız. Siz buna tasavvufu katmışsınız ve günlerdir de sizin videolarınızı izliyorum, sizin yazılarınızı okuyorum ve size kocaman sarılıyorum. Böyle başlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O kadar güzel bir giriş yaptınız ki sizi dinlerken böyle ben daldım gittim. Kendimi keşif yolculuğunda Instagram yayınları benim için YouTube kanalı. Kendimi keşif yolculuğu dediniz. Çok güzel bir sistem değil mi? İnsanın kendini keşfetmek için attığı her adım yeni bir katmanıyla karşılaşması, içindeki duygu, düşünce tahmin edemediği birçok yüzümüzle karşılaşmamız çok keyifli bence. Kendini tanıma süreci çok keyifli. İyi ki sizler varsınız. Günlerdir de diyorum Allah'ım şükürler olsun. Yani Ümit Hoca'yla da yolumuz kesişti. Şimdi ama önce şunu söyleyeyim hocam. Bir tıp hekimi bu yollara nasıl düştü? Ben bunu mecazi anlamda söylüyorum tabii. Hani çünkü tıp böyle rasyonel bir şey varsa var yoksa yok. İşte görünen neyse o, tahlil sonucu neyse o ya. Evet. Sizin o hikayenizden de böyle buraya geliş hikayenizi böyle çok kısacık dinlesek. Olur. Ben 1997 yılında mezun oldum. Çok çok yıllar yıllar önce. İlk mezun olduğum dönemde tabii ki çok hani böyle idealist oluyorsunuz, yeni hekim olmuşsunuz. İşte her hastayı ben işte muayene edeceğim, iyileştireceğim, hastaların hepsine şifa dağıtacağım falan duygularıyla mezun oluyoruz. İnternlik döneminde gördüğümüz hastalıklar, tedavileri falan yavaş yavaş bizi biraz hayal kırıklığına uğratıyor ama diyoruz ki ben öyle diyordum daha doğrusu. Mezun olduktan sonra işte tansiyonlar, diyabetler, kalpler bir yol alacağız. Ya da bunlar iyileşemeyen hastalıklar diye bize öğretildi. Migren de yol alabiliriz, fibromiyalji de yol alabiliriz. Yani yol alabileceğimiz ve sonuç alabileceğimiz hastalıklar var umuduyla mezun olmuştum. Sonra annemin migren hastalığı vardı. Migren hastalığı olan arkadaşlar çok iyi bilir. Hem yaşayan kişi hem de evde bulunan çoluk çocuk bütün ev halkını ızdırap yaşatan bir hastalıktır. Fibromiyalji hakeza öyle, depresyon falan öyle. Biz çok ünlü nörologlara gidip bu migrenin tedavisi için biraz uğraştık tabii. Ama sonra gördüm ki raporla ilaçları veriyoruz ve migren ya baş ağrısı biz bu baş ağrısını tedavi edemiyoruz. Ne yapacağız? Ömür boyu belli raporlu ilaçları kullanacağız. Antidepresanları kullanacağız. Sonrasında bu tabii bende bir şey oldu. Yani Allah bir dert vermişse mutlaka dermanını vermiştir. Biz bunu tıp olarak nasıl bilemiyoruz şeklinde kırılmalar yaşamaya başladım. Alttaki sebepler bilinemiyor demek. İşte çevresel faktörler, genetik faktörler sayarız sayarız en sonunda deriz ki tanısı biliniyor deriz ve konuyu kapatırız. Tabii burası beni arayışa sevk eden yerlerden biri oldu. Sonrasında şöyle bir durum var. Öfke problemi olan biriydim. Öfke kontrol sorunu yaşayan biriydim. Aniden böyle parlamalar, sonra ilişkide kırılmalar, kalp kırıklıkları falan. Sonra pişman oluyorsun. Ama bunu düzeltemiyorsun. Düzeltebilmek için bir şey yapamıyorsun. Ayrıca korkularım var, fobilerim var, işte kedi, köpek, hayvan korkularım var, su korkum var falan falan. Yani bütün bunların bende olması, bunları dönüştürebilmeliyim duygusu var. Ama bunları dönüştürebilecek tıpta bir uygulama yok. Daha doğrusu ben bulamadım. Bunları bulamayınca ilk 2003 yılında NLP ile karşılaştım. Nörolingüistik programlama. Beyni dille programlama diye bir şey, yöntem. İlk olarak o yöntemi aldım. Fobilerimi tedavi edeyim. Kızıma hamileyim. Kızım olduğu zaman da ona korkularımı geçirmeyeyim. Hamilelik döneminde korkulardan arındırılmış olarak doğsun gibi bir düşüncem vardı. Sonra nörolingüistik programlama sisteminde belli bir yere kadar gidebildik. Çok sonuç alamadım. Ondan sonra hipnoz ve EFT eğitimleri almaya başladım. Çünkü yol oraya çıktı. Hipnoz ve EFT eğitimlerinde danışanlarım da oldu. Kendi üzerimde de güzel sonuçlar aldık. Ancak
Orada bireysel çalışmalar yapıyoruz. Tek duygu üzerinde çalışıyoruz. Peki atalar düzleminden gelen hastalıklar için ne yapılabilir? Şimdi bireyselde sonuç alıyoruz, hipnozda, EFT'de, ama atalardan gelen sıkıntılar var. Bunları nasıl sonuçlandırabiliriz? Bunlarla ilgili de aile dizimine çıktı yolum. Ben aile dizimi eğitimini aldım. Sonra kozmik terapi eğitimi, işte şamanik yolculuklar falan gibi, şimdi adını unuttum, ritual healingler. Böyle değişik eğitimleri alarak çantamı doldurmaya başladım. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu çalışmalardan sonra mesela kedi korkum gitti. Şimdi evde iki tane kedimiz var. İki tane kediyle birlikte yatıyoruz, kalkıyoruz, bebek gibi seviyoruz falan. Yani korkular çok rahatlıkla aşılabiliyor. Bunu buradan özellikle belirtmek istiyorum. Sonrasında neden biz kendi sistemimizi ortaya koymuyoruz? Neden kendi sistemimizi yapmıyoruz? Sorularını sormaya başladık. Benim de hayalim de aslında çok önceden beri, ya ne güzel sistemler kuruyor insanlar. Bu sistemlerle şifa dağıtıyor. Acaba biz bunu yapabilir miyim? Ben de bir şeyler ortaya çıkarabilir miyim? Bu bir sinerji oluşturdu tabii. Biz şöyle bir şeye niyet ettik. Genelde bir sürü enerji kanalları var. Hepsinde farklı kanaldan bilgiler alınıyor. Neden bizim inanç sistemimize uygun bir enerji sistemi ortaya koymayalım? İlim kapısı olan Hazreti Ali kanalına neden bağlanmayalım? Neden oradan bize bilgiler akmasın? Hadi biz buna niyet edelim. Hazreti Ali kanalından bilgiler aksın ve bizim inanç sistemimize uygun bir enerji çalışma sistemi ortaya koyalım dedik. Kalbin rehberliği eğitimleriyle ilgili çalışmaları ortaya koyduk. Aslında 2017 yılında da benim yaşım daha var olmasına rağmen 20 yıllık hekimlik hayatını bitirir bitirmez de kurumsal hayata eyvallah deyip bu yollara dolu dizgin daldık. Hazreti Ali, evet ilim kapısı ama hani yıllar önce hayatını kaybetti. Tabii bir inancımız var ama ben bu arada anlaşılsın diye soruyorum. Evet. Şimdi siz bir hekim olarak bu enerji çalışmalarını yani nasıl değerlendiriyorsunuz? İzah edebiliyor musunuz? Evet, hekim olmamın bazı dezavantajları gerçekten oldu. Neden oldu? Çünkü analitik bir düşünce yapısına sahip olarak bir eğitim alıyoruz ve dediğiniz gibi somut, işte ameliyatlar, ilaçlar, hastalık var yok, mikroskop, görüntü vesaire, her şey somut, görünen. Şimdi bu çalışmalarda ben ilerlerken ne oluyor dedim, nasıl olabiliyor? Ve iki kuşak önceki anneannenizin yaşamış olduğu bir şiddet olayından dolayı siz bu dönemde, bu çağda kendi eşinize karşı sanki o şiddet uygulayan dede gibi eşinize yansıtma yapmaya başlıyorsunuz. Anneannenizin duygusuyla rezone olmuşsunuz ve eşinizin en ufak bir kavgasında şiddet görmüş gibi tepki gösteriyorsunuz. Ya da bir intikam alma sürecine giriyorsunuz. Bir çalışma yapıyoruz, anneanneyle bağ çıkıyor. Bu bağ göründükten sonra ne oluyor? Kişinin ilişkisi düzeliyor. Ve artık orada görünen duygulardan sonra aynı tepkileri vermiyor. Eşiyle ilişkisi düzeliyor mesela. Ya bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor da anneannesiyle bu insan torunu burada aynı duyguları yaşayabiliyor? Nasıl rezone oluyor filan? Bunları araştırırken ve daha sonra da bizim enerji çalışmalarında bugün yapınca göreceğiz konuşmamızın sonunda. Orada frekans gönderme işlemi diye bir işlem yapacağız. Nasıl oluyor da ben burada oturduğum yerden frekans gönderiyorum, Amerika'daki bir danışanımın baş ağrısı geçiyor, bel ağrısı geçiyor. Nasıl oluyor? Şimdi hem bunları yapıp deneyimliyorum, evet sonuç alıyorum. Sonuç aldığım için bir tarafım inanıyor ama bir tarafım da diyor ki böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl mümkün oluyor? Bununla ilgili araştırmalara başladım. Tabii ki tasavvufun tevhid ve birlik sistemi bunu açıklayan bir yan, ama ben daha çok bilimsel bir şey istedim açıkçası. Ayakları yere basan bir bilimsel kanıt bulabilir miyim şeklinde sorularımı sordum. Ve yolum nereye ulaştı? Tabii ki kuantuma ulaştı. Kuantumda atom altı parçacıkların, fotonların ve kuarkların nasıl çalıştıkları,
İnsanlar da dahil, hayvanlar da dahil ve cansız işte masadır, sandalyedir, her şeyin nasıl frekans ve dalgalardan oluştuğunu okudum. Ve bu zaten şey tasavvufta da vardır, çok söylenir. Masaya bile yumruğunuzu vurmayın, işte eşyaya bile sert tepki göstermeyin çünkü hisseder, işte onun da canı vardır gibi tasavvufta bu söylemleri, sohbetleri çok yıllardır dinliyoruz. Bunun açıklamasını da ben o zaman kuantumda gördüm. Şimdi ben bir dalga boyuysam ve belli bir frekansta salınıyorsam, 7 kuşak önceki anneannem aynı frekansta salındığında, ben onun frekansında salındığımda biz rezone oluyoruz. Şimdi rezone olmak ne demek? Onunla eş zamanlı titreşmek demek. Eş zamanlı titreştiğimde ben anneannemin ya da dedemin kimse işte yaşadığı sıkıntılarla ilgili eğer hayat amacıma uygunsa o sıkıntılarla şimdiki düzlemde rezone oluyorum ve çok kuvvetli hissediyorum bunları. Şimdi burada dolanıklık ilkesi çok önemli. Bir kere bağlantı kurulmuşsa biliyorsunuz elektronlarla ilgili deneyler yapıyorlar. Bir arada olan elektronları ayırıyorlar ve kilometrelerce öteye koyuyorlar. Aralarına kilometreler giriyor. Ama bir kere birlikte oldukları için buradaki elektron hangi hareketi yaparsa kilometrelerce ötedeki elektronu incelediklerinde de aynı hareketi yaptığını görüyorlar. Tıpkı ikizlerde yapılan deneyleri de bunun içine koyabiliriz. Buradan diyorlar ki kuantumda dolanıklık ilkesi vardır. Bir kere bir arada olan varlıklar, atomlar, canlılar ayrıldıktan sonra da ne kadar ayrı olurlarsa olsunlar aynı şekilde hareket ederler. Böyle bir şey var, ilke var. Şimdi burası bu sistemi biraz açıklıyor. Ben şimdi kendi üzerimde çalışıyorum seansı yaparken. Frekansı kendi üzerimden alıyorum ve gönderiyorum. Astralini alarak karşıdaki kişinin herhangi bir noktasının enerji bedenini alarak burada gönderiyorum oturduğum yerden. Ve karşıdaki kişi bu frekansı alıyor. Peki bunu başka nasıl açıklayabiliriz diye düşündüğümde gördüm ki biz aslında yüce yaradandan geliyoruz ya hepimiz. Bir ruhtan, bir bilinçten geliyoruz. Hepimiz biriz. Ben şimdi karşımda benim farklı özelliklerimi gösteren bir ilkay bedeni giymiş biriyle karşı karşıyayım. Sizi tanısam hangi özellikleriniz ön plandaysa ve sizinle iletişim haline geçersem şunu bileceğim ki benim içimdeki o parçanın yansımasısınız siz. Biz şimdi bu çalışmalarda eğitim alan kişilere şunu çok vurguluyorum ben. Diyorum ki işte kayınvalidesine kızmış, eşine kızmış ya da bir arkadaşıyla kavga etmiş, anne babasıyla kavgalı ya da problemli. Diyorum ki aslında o kişi senin içinin bir parçası. Sen şimdi kendine çalışma yaptığın zaman o karşıdaki kişiyi de iyileştirmiş oluyorsun. Yani sadece kendine bireysel çalışma yapıyorsun. Kendine çalışma yapıp şifalanıp o parçanı iyileştirdiğinde eşinin tavırları değişiyor. Annenin tavırları değişiyor. Onun üzerinde hiçbir şey yapmamışım. Kendi üzerinde yapmışsın. Yani bizim içimizin parçası değiştiğinde bizden yansıyan aile fertlerimizin de özellikleri değişiyor.